Allah Teala şöyle buyurur: "Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Allah zengin ve övülendir." Yani Allah isimleriyle aleme ve size muhtaç olmaması anlamında müstahnidir. Biz ise onun isimlerine muhtacız. Bu nedenle ayette bütün ilahi isimleri kendinde toplayan Allah ismi gelmiştir. Allah cami bir isimdir, biliyorsunuz. Tüm isimleri kendinde toplar. Bu nedenle gelmiştir diyor Allah ismini. Kur'an-ı Kerim'i Muhittin İbn Arabi Hazretleri her söyler. Kur'an'ı okurken ayetlerde Allah hangi ismini belirtmiştir, buna dikkat edin. O manaya göre, belirtilen isme göre bir açılım olacaktır. Oradan bakın konuya demiştir. Burada da Allah ismini zikretmiştir ki bu da bütün isimlere cami olan bir isim olması hasebiyle. Bunu belirtmiş oluyor. Ayette Allah fakirdir, biz zenginiz diyenleri duydu buyurulur. Onlar gerçekte zenginlik ile nitelenmiş olsalardı, söylediklerini yazacağız ayetinin gereğiyle nitelenmiş olurlardı. Bunun sebebi Allah'a borç verin ayeti, nezihliği karz-ı hasen yani iyi borç diye ifade edildi. Açıklaması ve delili ise şudur. Güzel kelimesiyle aynı kökten gelen ihsan kelimesi, ihsan Allah'a onu görürcesine ibadettir. Bunun karşılığı ise yaptığınız hiçbir iyilik örtülmeyecektir ayetidir. Yaptığınız hiçbir iyilik örtülmeyecektir. Allah-u Teala yapılan hiçbir iyiliği örtmeyecek, hepsinin karşılığını verecek. Ama yapılan kötülüklere kul tövbe istiğfar edip pişmanlık duyduğu zaman bunlar örtülür, silinir, ortadan kaldırılır, iyiliğe çevrilir. Bunu daha önceki derslerimizde de işlemiştik. Allah-u Teala artık kuluna orada ne şekil muamele edecekse böyle bir muamelede bulunur. Dolayısıyla siz de onu gizlemeyeceksiniz. Fakirlik kapısında genişliği ve yaygınlığı nedeniyle bir izdiham olmaz. Fakirlik terk edilen bir nitelik olmakla birlikte kimse ondan yoksun değildir. Bu yönüyle fakirlik herkeste o şeyin hakikatinin gereği üzere bulunur. Fakirlik arifin ulaştığı en haz veren şeydir. Arifin ulaştığı en haz veren şeydir. Çünkü fakirlik arifi Hakk'ın huzuruna sokar ve Hak onu bu sayede kabul eder. Çünkü Hak arifi bu özellikle kendine çağırmıştır. Dua bir taleptir ve kardeşi ki zillet ve horluktur ona yakındır. Ebu Yezid şöyle der: Hak bana dedi ki bana ait olmayan zillet ve yoksunlukla bana yaklaş. Biliyorsunuz bunu daha önceki ciltlerde de belirtmişti. Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri Allah-u Teala'nın konuşmasında bana yaklaş, yakınlık kur dediği zaman neyle yaklaşayım sana ya Rabbi diye Ebu Yezid Bestami sorduğunda bana zillet, yoksunlukla, acizlikle, horlukla yaklaş dedi. Bende olmayanla yaklaş dedi. Ona bende olmayanla yaklaş deyince sende olmayan nedir ki sen her şeyin sahibisin deyince Allah-u Teala'ya işte o bende olmayan acizlik, horluk, zillet dedi. Ancak onunla yaklaşabilirsin. İşte kulun Allah'a yakınlık kurmasını sağlayacak nitelik horluk, acizlik, zillet, ihtiyaç sahibi olduğunun bilincinde, şuurunda olması. Bunu ikrar etmesi Rabbinin karşısında. Böylelikle onu zelil kılmış ve perdelemiştir. Bu iki nitelik dilde mümkünlerin niteliğidir ve zorunlu varlığın bunlardan dilde kullanılan bir ismi yoktur. Allah böyle bir şeyden münezzehtir. Bu konu kapalı ve kilitli bir kapıdır. Anahtarı ise üstüne asılıdır. Basiretli onu görürken ama farkına varamaz. Ayette şöyle geçer: De ki, bilenler ile bilmeyenler bir olur mu? Sadece akıl sahipleri öğüt alır. Siz Allah'a muhtaçsınız ayetinde Hak, muhtaç olduğumuz her şey adıyla bizim için kendisini isimlendirdi. Bunun nedeni başkasına muhtaç olunmasına karşı duyduğu gayret ve kıskançlıktır. Başkasına muhtaç olunmasına karşı duyduğu gayret ve kıskançlıktır. Öyleyse yoksul, Allah'ın kendisini isimlendirdiği her şeye muhtaç iken hiçbir şeyin muhtaç olmadığı kişidir. Böyle biri muhakkiklere göre sırf kuldur.
onun varlık şeyliğindeki hali yokluk şeyliğindeki haliyle birdir. Bu amansız bir hastalığa karşı yegane çaredir. Allah şöyle der: seni bir şey değilken yarattı. Bu tüm alemi ilgilendiren genel yargı içindeki özel bir yargıdır. Daha önce insan bir şey değilken yarattığımızı hatırlamaz mı? Burada ise mertebenin üstünlüğüne dikkat çekilir. İnsan üzerinde zamandan bir kısım geçmiş midir o zikredilen bir şey değilken? Bununla birlikte onun aynî varlığı vardı. Çünkü dehir zamanı onun üzerinden geçmiştir. Öyleyse yoksunluk, ihtiyacı belirlemeksizin zati yoksunluk demektir. Belirlememenin nedeni kendisine en uygunu bilmemektir. Allah'ın isimlerinden biri de El-Mani'dir. Engelleyen, engel olan. Allah her şeye yaratılışını vermiştir. Öyle ki bizde yarattığı amaca da yaratılışını vermiştir. Allah her şeye yaratılışını vermiştir. Her ne maksat için yaratılmışsa o şey mutlaka o yaratılış amacına, maksadına hizmet eder. Yaratılışına da her şeyi Allah-u Teala teslim etmiştir, vermiştir. Dolayısıyla biz daima bir amaç taşırız. Allah ise ancak bir maslahat nedeniyle amacımıza ulaşmayı engeller. İnsanoğlu bir amaç taşır tabii. Bir emeli, gayesi, amacı muhakkak her zaman vardır. Nitekim bir topluluğa da daha çok günah işlesinler diye mühlet verir. Böyle de belirtiyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Daha çok günah işlemeleri için mühlet verir. Allah onlara günah yapma imkanı verdiği gibi günaha da yaratılışını veren Allah'tır. Binaenaleyh hakkın nimetlendirmesi sınırlanmaz. Kabiliyetler ise istidatlarına göre kabul eder. Böylelikle bu konudaki yararları bildiği için bir lütuf olarak onu men eder. Evet, kabiliyetler ise istidatlara göre kabul eder. Her kişinin istidadı her ne ise öyle bir zuhurat kendisinden açığa çıkar. Tabii kabiliyetleri de o neviden açığa çıkar. Dolayısıyla istidadına neyi verdiyse ya da istidadı neyi kabul ettiyse kulun, Allah-u Teala o istidadının uygunluğuna göre de yaratır kulun isteği doğrultusunda. Aktarıldığına göre bir sufiye yoksulun kim olduğu sorulunca şöyle cevap vermiş: Allah'a ihtiyacı olmayan. Kastedilen ihtiyacın belirlenmesidir. Başka bir ifadeyle sufi muhtaçlığın fakir için zati bir durum olduğuna dikkat çekmiştir. Allah her şeye yaratılışını verdiği gibi sana da senin maslahatına olanı verdi. Bunu bilseydin bu makam sahibinin Allah'tan istekte bulunacağı bir şeyi kalmayacağını anlardın. Eğer bunu bilseydin bu makam sahibinin Allah'tan istekte bulunacağı bir şeyi kalmayacağını anlardın. Zaten neyi verdiyse o zuhur edecek, açığa çıkacak. İstemek bu müşahadeden yoksun olana emredildi. İstemek. Şari onun başkalarından istediğini görür ve bu nedenle gayrete gelerek kendisinden istemesini emreder. Allah'ın bilgisinde şu husus takdir edilmiştir: Allah başkalarından talepte bulunacak bir kavmi yaratacaktır. Allah melek, insan, hayvan ve benzeri yaratıklardan muhtaç olunan ve istenilen her şeyde gerçekte istenilenin kendisi olduğunu bilmekten bu insanları perdelemiştir. Allah bize insanların Allah'a muhtaç olduğunu bildirdi. Başka bir ifadeyle gerçekte kendisinden istenilen O'dur. Çünkü ayette her şeyin sahipliği ve melekutu Allah'ın elindedir buyurulmaktadır. O halde Allah'a muhtaçlık esastır. Allah'ı bilenler ise halleri de koruyanlardır. Allah vasıtasıyla zengin olan ona muhtaçtır. Fakir diye Allah'a nispet edilmek, zengin diye nispet edilmekten üstündür. Çünkü zenginlik, Hakk'ın zatıyla yaratıkların arasındaki ilişkiyi ortadan kaldıran zati bir niteliktir. Her talep, bir münasebet ve ilişkiye imkan verir. Çünkü mevcut olan arzulanmaz. Mevcut olan, elinde bulunan arzulanmaz. Tabii insan elinde olmayanı, mevcut olmayanı, ulaşamadığını arzular, değil mi? Dolayısıyla talep ve istek, talep esnasında sahibinde bulunmayan bir şeyle ilgilidir. Bu nedenle talep, yokluğa ki madum demektir, ilişebilir.
Bununla birlikte talep edilen şey var olan bir varlıkta bulunabileceği gibi var olmayan bir şeyde de bulunabilir. Alemde sadece talep eden vardır. Dolayısıyla alemde sadece istediği şeye muhtaç olan vardır. Fakirlik, başkalarında bulunmayan bir özellikle diğer niteliklerden ayrılır. Bu özellik onun madum yani yok olan ve mevcudun niteliği olmasıdır. Her olumlu nitelik bir mevcutta bulunmalıdır. Bakınız, mümkün yok iken bir tercih edene muhtaçtır. Tercih eden olacak ki o mümkün yokluktan varlığa çıkmış olsun. Var olunca bu kez varlığını sürdürmede ve korumada muhtaçtır. Dolayısıyla mümkün hem varlık hem yokluk halinde fakir kalmayı sürdürür. Öyleyse fakirlik hüküm bakımından makamların en genişidir. Bu nitelikten kazanılmış olan ise özel bir izafettir. Bu ise başkasına değil Allah'a muhtaçlıktır ki bununla Allah övülür. Bu muhtaçlık insanı mutlu eder ve kendisini Allah'a yaklaştırır. Bu izafete ise insanda yaratılmış olan bir nitelik ona ortaktır. Örnek olarak cimrilik, hırs, haset, açgözlülük gibi göreli olarak ve yerine göre üstün, değerli ve değersiz ve düşük olan nitelikleri verebiliriz. Hükümdarların yoksunluğundan daha büyük bir yoksulluk yoktur. Çünkü hükümdar askerlere olduğu kadar yönetimini ayakta tutmasını sağlayacak kimselere de muhtaçtır. Hükümdar bu adı onun için koruyacak yönetim ve mülke muhtaçtır.